bütün bu optimizasyonla ilgili derslerde hep şundan bahsettik. Sürekli olarak birinci sıra ve ikinci sıra koşulları üzerinden optimizasyonları, işte bu tek değişken olabilir, çok değişken olabilir, üç değişken olabilir, hepsinde ama farklı farklı yöntemler kullanıyoruz. Fakat hepsinde optimal olan değeri bulabilmemiz için, yani en uygun olan değeri bulabilmemiz için gerekli ve yeterli koşullara ihtiyacımız var. Gerekli ve yeterli koşullarımız da birinci sıra ve ikinci sıra koşulları olarak adlandırıyoruz. Birinci sıra gerekli koşulumuz var. Bunu sağlamak zorundayız. Bir de ikinci sıra koşullarımız var. Bunlar da yeter koşul olarak adlandırıyoruz. Ve bu koşulları biz kullanırken tabii işte artık neyse aradığımız şey, yani amaç fonksiyonumuzdaki derdimiz sıklıkla bir maksimizasyon oluyor ya da işte bir maliye söz konusuysa minimizasyon olabiliyor. Dolayısıyla biz bu maksimizasyon ya da minimizasyonu bulmaya çalışıyoruz. Burada birinci sırada istediğimiz şey fonksiyonumuzun sıfıra eşit olması. Bu kaç değişken ne olursa olsun, burada tek değişken olarak kullanıyoruz ama ya da x ile gösteriyoruz ama önemli değil. Çünkü burada biz bir durağanlık arıyoruz. Her şeyden önce bir durağanlığa ihtiyacımız var. Dolayısıyla bir fonksiyon için bakacak olursak, bunu nasıl olursa olsun, kaç değişken ne olursa olsun bir yerlerde durağanlığa sahip olması demek ya bir tepe noktasında durması demek ya da bir dip noktasında durması demek. Dolayısıyla her iki durumda da, yani bir tepe noktası söz konusu bu fonksiyon için bir maksimumdur bu. Bir dip noktası ise bir minimum ihtiyaç var. Bu her durumda biz buna bir teğet çizdiğimizi varsayıyoruz ve bu teğetin eğiminin sıfır olması demek bu fonksiyonun da bir yerlerde duracağı anlamına geldiği için biz bunu arıyoruz. O yüzden de bu teğetin eğimi aynı zamanda söz konusu fonksiyonun birinci türevi demek olduğu için biz burada birinci türevin sıfıra eşit olduğu durumlarda bu fonksiyonun bir yerlerde durduğunu söylüyoruz. Ama tabii bu bir yerin sonuçta görsel olarak göremeyeceğimiz kadar karmaşık bir fonksiyonda bir maksimum mu yoksa bir minimum mu olduğunu da bilmiyoruz. Yani bu bir, şurası da olabilir, burası da olabilir. Hiç fark etmez. İkisinde de sonuçta çizmiş olduğumuz teğetin eğimi sıfıra eşit olduğuna göre bu bir maksimumdur ya da bir minimumdur. Bizim şimdi bunu anlayabilmemiz için bu sefer, ya da daha net bir şekilde konuşabilmemiz için ikinci sıra koşullara ihtiyacımız var. Onlar bize fonksiyonun maksimum ya da minimum olup olmadığını ayırt etmemizi söylüyorlar. Burada da ikinci sıra koşulumuzda ya da ikinci sıra ikinci dereceden türevimizde sıfırdan küçük olduğu durumlar bize bir maksimum veriyor. Sıfırdan büyük olduğu ya da eşit olduğu durumlar bir minimum veriyor. Bu tabii net, daha net bir şekilde konuşabilmemiz açısından artık bunu sıfırdan küçük veyahut da sıfırdan büyük de dememiz lazım. Aslında bu bize şunu söylüyor, çok basit bir şekilde bakacak olursak, videolarda da belki bahsediyorum sanırım. Şimdi burada ikinci türevin sıfırdan küçük olması demek fonksiyonun artık bir düşme trendini taşıması demek. Sonrasında, yani
Artacaksa eğer azalarak artacak mesela. Ya da düşmeye geçecek. Yani trend artık azalmaya dönmüş durumda. Dolayısıyla böyle bir durumda biz aslında şurayı arıyoruz. Yani fonksiyon artık burada maksimum yapmıştı. Dolayısıyla artık azalacağı için biz bunun yine kafamıza tabii. Şimdi burada bir görseli ben sadece bu basit görseli bunu rahat bir şekilde anlayalım diye kullanıyorum. Sonrasında bir düşme olacağına göre bir şeyin sonrasında bir düşme varsa eğer sonuçta burası artık bir tepe noktası ya da bir maksimum anlamına geliyor aslında. Dolayısıyla biz aslında bu düşüşü arıyoruz. Diğerinde ise ikinci türevin sıfırdan büyük olması demek artık burada bu fonksiyon durdu. Sonrasında artmaya başlayacak. Dolayısıyla artmaya başlayacağına göre demek ki artık dibi yapmış ki artmaya başlayacak anlamına geldiği için burası bir minimum. Dolayısıyla biz maksimum ve minimumda öncelikle zaten durduğu yerlere bakıyoruz. Sonra fonksiyonun nasıl hareket edeceğini bize gösteriyor. Azalmaya başlayacak bir maksimum, artacak bir minimum olduğunu söylüyor. Dolayısıyla biz buna bağlı olarak bu fonksiyonun maksimum ya da minimum olup olmadığını görüyoruz. Şimdi biz bunu sıklıkla nerede kullanırız? Bizim meşhur işte kâr maksimizasyonu koşulumuz vardır. Değil mi? Bu kâr maksimizasyonu koşulumuz zaten yani çok basit bir şekilde derslerimizde ezberler ve ondan sonra zaten sürekli burada da çözüyorduk zaten şeylerimizde, sorularımızda. Hep onu arıyoruz. Bu bizim için bir denge koşulu. Ve bu denge koşulu bize basit bir şekilde ne diyor? Marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olduğu durumu vurguluyor aslında. Bu ne bizim için? Kârı maksimize eden çıktı düzeyi. Burada kârı biz maksimum yapıyoruz. Dolayısıyla maksimum dediğimize göre zaten bu artık bizim aynen neyimiz? Değil mi? Bir amacımız var. Bir amaç fonksiyonu gerçekleştiriyoruz bu fonksiyonda. Ve fonksiyonu yazacak olursak kâr üretimin bir fonksiyonu zaten. Toplam gelir de üretimin bir fonksiyonu. Toplam gelirden üretimin fonksiyonu olan toplam maliyeti çıkarttığımız zaman zaten arada kalan şey kâr olmuş oluyor. Değil mi? Ve biz bunu maksimum yapmaya çalışıyoruz. Şimdi yukarıda az önce bahsettiklerimizle ilgili olarak konuşacak olursak bu koşulu nerede olduğunu, nerede gerçekleştiğini görmemiz için şuna ihtiyacımız var. Bu bizim aslında neyimiz? Birinci sıra koşulumuz. Ne diyor bu? Şimdi üretimin birer fonksiyonu bunların hepsi. Dolayısıyla üretimdeki son değişmenin nasıl bir etki yarattığını görmemiz lazım. Bunun için de bizim türeve ihtiyacımız var. Üretimdeki değişme karşısında kâr ne kadar değişecek? Şimdi bir kere bunu merak ediyoruz. Bunun bir türevini yazıyoruz. Ya da şöyle ifade edebiliriz bunu. Hadi önce şöyle yazayım. Hepsinin Q'ye göre türevini aldığım zaman yukarıdaki ifadede şu şekilde yazabilirim. Değil mi? Hatta bunu şimdi şurada devam edeyim. Daha basit bir şekilde. Şöyle yazabilirim. Şunu TR1 ile göstereyim. Birinci türevini. Şu şekilde de yazabiliriz. Şimdi bizim burada aradığımız şey nedir? Kârın maksimum olduğu çıktı düzeyi. Aslında biz burada neyi arıyoruz? Bizim meşhur bununla ilgili bir
Toplam gelir, toplam maliyet doğrumuz vardı, değil mi? Onu ben şurada çizmeye çalışayım şimdiki. Burada toplam gelir, toplam maliyet. Burada üretim yer alıyor, değil mi? Toplam maliye şöyle bir şey. Azalan getirilere dikkate alarak çizmeye çalışırsak. Şurada şöyle bir şey. Toplam gelir. Şimdi bu ikisinin arasında kalan yer şurasına bakacak olursak eğer, şimdi bu bizim için karın pardon, karın yüksek olduğu bölgenin toplam gelirin toplam maliyetten yüksek olduğu yer. Şunu şu şekilde yazacağım. Yanlış yazdım. Evet, düzelteyim. Bu bölgede yani bak, görsel olarak görebiliyoruz toplam gelir ve toplam maliyet arasındaki farkın yüksek olduğunu. Dolayısıyla buralarda bir yerlerde aslında biz normalde üretim yapmamız lazım. Dikkate almamız gereken üretim düzeyleri de şu ikisi arasında kalan bölge, değil mi? Yani bizim için dikkate değer bölge burası. Bu bölge içerisinde yine gördüğümüz zaman toplam gelir ve toplam maliyet arasındaki farkın en yüksek olduğu yere ihtiyacımız var. Tabii ki karın maksimizasyonu söz konusu olduğu için. Bu karın maksimizasyonu sağlayacak şey de aslında görebilmemiz için, yani geometrik olarak eğer bunun üzerine çalışmak istersek basitçe şöyle bir diyelim ki şurası en yüksek ikisi arasındaki farkın olduğu yer olsun. Tamam. Şimdi bunları gerçek manada ölçebilmemiz için ne yapmamız lazım? İkisi arasında teğet çizdiğimiz zaman bu teğetler arasındaki farkın zaten en yüksek olduğu yer, aynı zamanda karın da en yüksek olduğu yer. Dolayısıyla biz nereye arıyoruz aslında? Şuradaki üretim düzeyini arıyoruz. Q yıldız diyelim. Bizi ilgilendiren aradığımız şey Q yıldız. Biz bunu tabii buradaki görseli basit bir durum için ele alıyoruz ama bu hepsi için zaten genelleştirebileceğimiz bir şey. Şimdi burada önemli olan şey ne? Şu ikisi arasındaki farkın en yüksek olduğu yer, dediğim gibi kırmızı çizmiş olduğumuz teğet doğrularının. Aynı zamanda geometrik olarak ya da matematiksel olarak ikisinin türevinin de birbirine eşit olması lazım burada. Şimdi ikisinin birbirine eşit olduğu durum aslında, şurada kırmızıyla devam edecek olursam eğer, birinci türevini aldığımız zaman zaten toplam gelirin Q'ya göre türevini aldığımız zaman burası ne oluyor? Marjinal gelir. Burası ne oluyor? Marjinal maliyet demektir, değil mi? Şurası daha doğrusu. Şurada yazalım. İkisi arasındaki fark birbirine eşit olmak zorunda. Şimdi birbirine eşit olması demek zaten buranın da, yani şuradaki türevin, karın türevinin daha doğrusu Q'ya göre sıfıra eşit olması lazım. Demek ki bu sayede biz marjinal gelir, marjinal maliyet eşitliğine zaten ulaşmış olacağız. Marjinal gelir eksi marjinal maliyet eşittir sıfırsa İkisi de birbirine eşit olmuş olacak. Şimdi bunu da devam ettirebilmemiz için aşağılarda tekrar, eğer mesela kafamız otursun diye çizmek istersek, kârdaki değişimi gösteren bir, daha doğrusu üretim değiştikçe kârın nasıl değiştiğini gösteren bir fonksiyon çizebiliriz. Bu aynı zamanda zaten şunun bir fonksiyonu da bunun. Şimdi şuralarda zaten biz karın negatif olduğunu biliyoruz, değil mi? Yani toplam maliyetten
yüksek olduğu durum söz konusu. Çünkü dolayısıyla şu bölge negatif bölge. Benim şunu birazcık uzatmam lazım. Negatiflik için. Şuralarda bir yerlerde çok önemli değil. Maksimum, bir de burada bir maksimum söz konusu. Bunun çünkü en yüksek farkın olduğu yeri kabaca ben çiziyorum. Burada şimdi sıfır negatif bir değer alıp duyduğu bir yer var. Çünkü burada da aynı şekilde bir teğet söz konusu ve bu teğetlerin de anlamı yine aynı şekilde zaten marjinal gelirin marjinal maliyet durumları söz konusu. Sonra şurada zaten başa baş noktaları olduğu için bunlar sıfıra eşit olduğu noktalar. Şu şekilde çizebiliriz. Buralarda bir yerlerde bu artıyor. Sonra tekrardan azalmaya başlıyor zaten. Sonrası zaten tekrardan negatife düşüyor şu bölgede. Gidiyor. Bizi ilgilendiren kısım zaten burasıydı. Şimdi şurada maksimum yaptığı yerde zaten ben kötü çizdim. Siz idare edin. Bir teğet çizdiğimiz zaman bu teğetin de zaten ki o teğet şudur zaten. Burada maksimumu gösterebilmesi için sıfıra eşit olması anlamında biz burada sıfırı arıyoruz. Tamam mı? Yani karın birinci türevinin maksimum olduğu yer sıfıra eşit olduğu yer demektir. Tamam mı? Burası sıfıra eşit olduğuna göre zaten şuradaki şeyi tekrardan yazacak olursam sıfırsa marjinal geliri eksi marjinal maliyet sıfır demek ki o halde bu aynı zamanda zaten her halükarda aynı şeylere konuşmak zorundayız zaten. Dolayısıyla marjinal gelir ve marjinal maliyetin birbirine eşit olduğu durumu ifade ediyor. Şimdi bunu şuraya taşıyayım. Çünkü şuradan bir şey daha göstereceğim. Marjinal gelir, marjinal maliyete eşit. Karın birinci türevinin sıfıra eşit olduğu durumda. Şimdi peki burada bunu biliyoruz. Fakat ikinci sırada da bunu tabii daha komplike karışık bir denklemde görmeye ihtiyacımız da var. Şimdi ikinci sıra koşullarını buradan devam ettirecek olursak ikinci sıra koşulunda da zaten ikinci türeve ihtiyacımız var değil mi? Aynı şekilde ben karın tekrardan üretime göre ikinci türevini almak istersem şu şekilde yazabilirim. Ya da kısaca daha temiz bir şekilde şöyle gösterebilirim. Şimdi bana bunlar ne diyor? Tamam, önemli olan bunlar üzerine konuşmak. Şimdi karın değişiminin nasıl değiştiğine bakıyoruz. Şöyle işaret. Burada toplam gelirin değişiminin nasıl değiştiğine bakıyoruz ya da daha basit bir şekilde marjinal geliri nasıl değişiyor? Mesela artıyorsa artarak mı artıyor, azalarak mı artıyor gibi. Ya da burada toplam maliyetin değişiminin değişimine ya da marjinal maliyetin nasıl değiştiğine bakıyoruz. Azalırken azalarak mı azalıyor, artarak mı azalıyor ya da ters biçimde artarak mı artıyor, azalarak mı artıyor. Burada bir not düşelim. Belki derslerde söylemeyi unutmuşumdur. Değişimin yönüne dair, değişimin nasıl değiştiğine bakıyoruz. Tamam mı? Birinci türev bize neyi söylüyor zaten? Değişimi söylüyor. İkinci türev
değişimini söylüyor. Mantıken de böyle olması gerekiyor değil mi? Yani dediğim gibi diyelim ki artan mesela birinci türev artan olduğunu söylüyor fonksiyonun ki bu türevin sıfırdan büyük olması demektir. Diğeri ise nasıl arttığını söylüyor. Mesela azalarak artabilir. Bu demektir ki diyelim ki şu fonksiyon birinci türevi olsun. Fonksiyonun ikinci türevi bu sefer sıfırdan küçüktür. Çünkü o şurayı vurgular. Ya da artarak artansa eğer ikinci türev sıfırdan büyüktür gibi. Tamam mı? Buraya bakıyoruz. Bize bunu söylüyor. Şimdi bu bizi niye buradaki ifadede niye ilgilendiriyor kısmına bakacak olursak eğer tekrardan fonksiyonlarımıza dönecek olursak. Şimdi kuralı biliyoruz. Tekrar da şuraya dönecek olursam. Maksimum için niye ihtiyaç var? İkinci türevin sıfırdan küçük olması lazım. Yani bizim amacımız kârı maksimize etmek diye. Burada amaç. Dolayısıyla ikinci türevin sıfırdan küçük olmasına ihtiyaç var. Ne ikinci türev? TR2. TR2 değil bu ya. Pardon yanlış yazmışım. Hemen çıktı. Bu kâr olacak. Değil mi? Bu da kâr üzerine gider. Hepsi. Kâr. O halde kârın maksimizm koşulunu sağlaması için ne olması lazım? Kârımızın maksimizasyonu sağlamaya çalışıyoruz ya. Bunun için söz konusu ikinci türevin sıfırdan küçük eşit olması lazım. Evet, sıfırdan küçük olması lazım. Bu matematiksel olarak tekrardan şuna dönecek olursak eğer bunun sıfırdan küçük olması demek aynı zamanda eşitliğin sağındaki ifadenin de sıfırdan küçük eşit olması demektir. Bunu da matematiksel bir işlem yaparak şuna dönüştürebiliriz. TC'yi diğer tarafa atarsan. Değil mi? Bu şekilde yazabiliriz. Şimdi bu bizim ikinci sıra koşulumuz. Kâr maksimizasyonunun sağlandığı durumda. Şimdi bu ne diyor? Önemli olan o. Biz görsel olarak zaten görüyoruz kârın nerede sağlandığını ya da buluyoruz ama şimdi bunun burada olduğunu teyit etmeye niye ihtiyacımız var? Çünkü iki tane marjinal gelir, marjinal maliyet eşitliğinin sağlandığı yer olduğunu söyledik. Yani biz burada gözümüzde görüyoruz tabii ki çizdiğimiz zaman basit bir şekilde. Bir tanesi burada ama bir tane de şurada var. Aynı şekilde. Bunun da türevi sıfıra eşit. Ama şimdi biz bunun zaten burada firmanın zarar yaptığını, şurada zarara maruz kaldığını burada. Burada ise zaten kâra olduğunu gördük. Ama komplike karışık bir eşitlikte bunu çizemezsin zaten. Göremezsin ama mantıken ne yapman gerektiğini anlaman lazım. O yüzden işte ikinci sıra koşulunun kanıtına veya desteğine ihtiyacımız var. O yüzden zaten yeter koşulu olarak adlandırıyoruz. Burada diyor ki bu koşula göre. Şimdi marjinal gelir birinci sıra koşulunu unutmuyoruz. Onu tekrardan şuraya yazayım. Şimdi bir marjinal gelir marjinal maliyete eşit olacak zaten. Bunu bir sağlayacaksın. Ama ondan sonrakinde diyor ki şu ifadeye odaklanacak olursak. Buradaki noktadan sonra kar, pardon, toplam gelir azalmaya başlıyor. Ya da şöyle azalmaya başlıyor demeyelim. Bu noktadan sonra marjinal maliyetteki değişim hızı, yani şurası aslında marjinal maliyetin artış hızı
marjinal gelirin artış hızından daha fazla olacak. Bu ne anlamı geliyor zaten? Düşündüğümüz zaman yani ürettiğin her bir ilave üretim düzeyinde ki de daha fazla maliyete maruz kalmaya başladıkça mantıken karın da azalmaya başlayacak. O yüzden burası aynı zamanda baktığın zaman senin için bir doğru nokta, diğerinden farklı olarak. Şimdi bunu yine derslerde çizeceğiniz zaman nasıl çiziyordum? Şimdi bu devam ederdi. Bu sefer artık burada marjinal gelir ve marjinal maliyeti de takip ediyorduk, değil mi? Şundan şuraya indirerek devam edeyim. Şimdi azalan gelir zaten. Onu biliyoruz. Yani azalarak artan bir marj geliri, toplam geliri gösterecek bir şekilde zaten marjinal gelir elimiz, değil mi? Şu şekildedir. Marjinal maliyetimizde ise azalır. Sonrasında artmaya başlayacak şeklinde çizeriz. Şu kesişim, pardon, bunu ben yanlış yere çizdim. Şunu da göstereyim de karışmasın. Çünkü bu da sıfır yaptığımız yer. İki tane yerimiz var. İki yerde marjinal gelir ve marjinal maliyet birbirine eşit. Değil mi? İkisi de burası zaten. Eşit olması demek kesişmeleri demek. Dolayısıyla şurada kesişiyorlar. Sonrasında zaten marjinal maliyet daha düşük azaldığı için kâr olmaya başlıyor. Şöyle çizeriz. Burası kârın sağlandığı bölge. Şimdi bizim aradığımız yer ise zaten şurası oldu, biliyoruz. Şurada göstermiştik. Ama bu aynı zamanda bize neyi söylüyordu? Bakın bu noktadan sonra, bundan sonra marjinal maliyet burada gösterildiği gibi artmaya devam ederken, şurada marjinal gelir azalmaya devam ediyor. Dolayısıyla giderek ne oluyor? Fark artmaya başladığı için biz burayı, bu zaten burada görüyoruz. Artmaya başladıkça kâr ne oluyor? Bakın bu bölgeden itibaren zaten azalmaya da başlıyor. Dolayısıyla bu noktanın kârı maksimize eden üretim düzeyi olmasının arkasında yatan bir iktisadi süreç var. Biz bu iktisadi süreci firmanın üretim kararı üzerinden incelerken marjinal gelir ve marjinal maliyetine bakıyoruz. Bu çünkü firmadan başa baş noktasının içerisinde bir yerlerde en yüksek kâra ulaşıldığını gösteren yer olduğu için öncelikle bunu arıyoruz. Ama aslında baktığımız zaman böyle iki tane yer var. Fakat bir tanesinde zarar söz konusu, birisinde kâr söz konusu ama biz şimdi bunu görebildiğimiz için tabii söylüyoruz ama normalde eğer sadece bir cilt türevi arayacak olursak iki tane yere gideriz, karışır o zaman. Ama bunu doğrulamak için, kontrol etmek için bu sefer ikinci sıra koşuluna veyahut da ikinci türevlere gidiyoruz ve ikinci türev bize marjinal maliyetlerin marjinal gelirden daha fazla bu noktada artmaya başladığını söylediği için bizim için kârın maksimize olduğu yer burası olmuş oluyor. Ha, diğer tarafa bakacak olursak mesela burada ise tersi durum söz konusu, değil mi? Şuraya bakacak olursak. Burada ne var? Marjinal gelirdeki değişim azalma yönünde, değil mi? Burada o yüzden duramıyor. Çünkü burada artık kâr yapmaya başlıyor. Üstüne başlıyor. Bu nedenle
birinci sıra ve ikinci sıra koşullarını kullanırken aradığımız şey bu arkadaşlar. Ve bütün optimizasyonla ilgili kısıtsız için konuşuyorum tabii. Bir tek değişkenli, çift değişkenli, üç değişkenli fonksiyonlarda farklı farklı, yani hepsinde zaten birinci sıra koşulumuz aynı fonksiyonun türevini alıyoruz. İkincisinde de zaten hep bir maksimum veyahut da bir minimum arıyoruz ama orada tekniklerimiz değişiyor. Tamam mı? Değişkenlerimizin sayısından kaynaklı olarak ama aslında mantığımız hep aynı. Hep bize birinci türevin eğiminin sıfıra eşit olduğu yerde ki durumun gerçekte ne anlama geldiğini söylediği için ikinci sıra koşullarına ihtiyacımız var. Dolayısıyla işte eğer izlediysek veya tekrar izleyeceğimiz zaman kasıtsız optimizasyon ile ilgili videolarımızda bizim aramış olduğumuz, yapmaya çalıştığımız temel mantık aslında bu. Ama tabii daha fazla değişkeni çizdiğimiz zaman bir çizim gerçekleştiremeyeceğimiz için, çünkü fonksiyonun boyutları artacağı için biz burada basit bir şekilde tek değişkeninde, yani üretimin olduğu yerde ki duruma bakıyoruz. Ama aramış olduğumuz mantık temelde bu şekilde gerçekleşiyor. Tekelci bir piyasada faaliyet gösteren bir firma ile ilgili olacak. Bu firma iki mal üretiyor. Mallar için talep fonksiyonlarımız şu şekilde. Birinci mal için talep fonksiyonumuz 40-2P1+P2. Q2 için ise 15+P1-P2. Bir de tabii üretim maliyetini gösterecek bir eşitliğimiz var. Yani toplam maliyet fonksiyonumuz. O da Q1'in karesi artı Q1, Q2 artı Q2'nin karesi şeklinde. Biz burada şimdi ihtiyacımız olan şey fiyat ve miktar düzeyleri ve bu fiyat ve miktar düzeylerinde elde edilen karın ne olduğu ve maksimum olup olmadığı. Şöyle diyecek olursak şurada. Q1, Q2 miktarlar, P1, P2 fiyat, kar ne kadar ve bu durumda acaba biz maksimuma ulaşabiliyor muyuz? Buna ihtiyacımız var. Bunu elde edebilmemiz için de bizim öncelikle tabii olayı kar denklemine indirgememiz gerekiyor. Yani karı toplam gelirin ve toplam maliyetin bir farkı olarak elimizde olan eşitlikleri kullanarak yazacağız. İlk olarak bize tabii toplam gelir eşitliklerine ihtiyacımız var. Toplam gelir eşitliklerinde tabii iki farklı mal olduğuna göre iki farklı piyasa var. Dolayısıyla bizim toplam gelirimiz, birinci maldan elde edeceğimiz bir toplam gelirimiz var. Oradaki piyasadan gelecek. Bir de ikinci malın alınıp satıldığı piyasadan gelecek olan bir toplam gelir söz konusu. Dolayısıyla bunu daha açık yazacak olursak, şuradan gelecek olan toplam gelir de bizim birinci malın fiyatı çarpı satılan miktara ihtiyacımız var. Diğerinde ise ikinci malın fiyatı ile miktarının çarpımına ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar bize toplam
geliri verecek. O halde ilk olarak bizim şurayı hesaplamamız lazım. Bunu hesaplayabilmemiz için de bizim ister bunları şurada görüldüğü gibi Q1 çarpı P1 cinsinden yazabiliriz ki o zaman karışık bir yapı ortaya çıkacak. Çünkü bizim ihtiyacımız olan şey buradaki toplam maliyetimizde göreceğimiz gibi bütün değişkenlerimizin bu şekilde ifade edilmesi lazım. Yani Q1 ve Q2 cinsinden değişkenlere ihtiyacımız var. Dolayısıyla burada yapmamız gereken şey buradaki eşitlikleri P1 ve P2 cinsinden yazabilmek. Onları P1 ve P2 cinsinden yazmak için şöyle şuraya alayım. Örneğin P1 cinsinden bunu yazmak istersek -5 -Q1 -Q2 P2 cinsinden yazmak istersek 70 -Q1 -2Q2 şeklinde yazarız. Tabi bunu nasıl yazacağız? Hemen bu şekilde yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Yapmamız gereken şey sadece söylüyorum ve geçiyorum. Şuradaki ifadelerde P1 ve P2'leri götürüp yani önce P1'i için çözebiliriz. Sonra P2'ni çözebiliriz. Bir eşanlı denklem sistemi yaratacaksın. Ve o eşanlı denklem sistemi zaten sana burada yazmış olduğumuz P1 ve P2'leri verecek. Tamam. Bunları bulduktan sonra artık P1 ve P2'yi bildiğimize göre şuraya geçebiliriz. Buradaki işlemlere. Şurada devam edelim. Ne dedik? TR eşittir. P1 çarpı Q1 artı P2 çarpı Q2 eşittir. P1 neydi? 55 -Q1 -Q2 çarpı Q1 artı 70 -Q1 -2Q2 çarpı Q2. Burayı açmamız lazım. 55 Q1. Burayı ben neyse yazamadım. -Q1'in karesi -Q1 çarpı Q2 artı 70 Q2 -Q1 Q2 -2'nin Q2 çarpı Q2'nin karesi şeklinde. Toparladığımız zaman hepsini 55 Q1 artı 70 Q2 -2 Q1 Q2 -Q1'in karesi -2 Q2'nin karesi olacak. Tamam, bu bizim artık toplam gelir eşitliğimiz. Toplam maliyeti zaten biliyoruz. Şurada verilmişti. Şuraya yazı vereyim tekrar. Neydi? Q1'in karesi artı Q1 çarpı Q2 artı Q2'nin karesiydi. Değil mi? Şimdi bunu artık burada yazmak istersen kar için nedir? Toplam gelir eksi toplam maliyettir. O halde şunun önüne eksi koyduğum zaman burası da eksi olacak. Burası da eksi olacak. Burası da eksi olacak değil mi? Daha sonrasında artık şuradaki işlemi yapacağım. Bunu yaptıktan sonra elde edeceğim sonuç 55 Q1 artı 70 Q2 -3 Q1 Q2 -2 Q1'in karesi -
2 Q2'nin karesi olacak. Bu artık benim kar denklemi. Şimdi burada neye ihtiyacım var? Öncelikle birinci sıra koşullu türevlere ihtiyacım var. Yani karın örneğin Q1'e göre türevine ihtiyacım var. Bunu çözeceğim zaman şöyle de yazabilirim bunu. P1 şeklinde. Ne olacak? 55 değil mi? Şuradan. Sonra şuradan 3Q2 ve şuradan da eksi 4Q1 gelecek. Bunun tekrardan Q1'e göre türevini almam demek şu şekilde yazabiliriz değil mi? Ne demektir? Q1'e göre türevini alırsam zaten şurası eksi 4 olacak. Ondan sonra Q2'ye göre türevini alırsam P2 ne olacak? Şuradan bir 70. Şuradan bir eksi 3 Q1. Şuradan da eksi 3 Q2 mi olacakmış burası? Bu arada. Evet değil mi? Şurada unuttuk. Şurası 3 olacak. Düzelteyim şöyle. Temiz düzelteyim eksi 6 olacak dolayısıyla. Eksi 6 Q2. Bunun da tekrardan Q2'ye göre türevini alırsam eğer eksi 6 buluyorum. Ve buradaki ifadede Q1'e göre almış olduğum türevi tekrardan Q2'ye göre almış olsaydım ne bulacaktım? Şöyle göstereyim. Eksi 3 olacaktı. Aynı şekilde Q2'ye göre almış olduğum türevi Q1'e göre almış olsaydım eksi 3 olacaktı ki zaten kural gereği bunların ikisinin birbirine eşit olması gerekli. Yani Q12, Q12 diyelim. Q değil pardon. P12, P21, eksi 3. Şimdi bunları bulduk. Birinci sıra koşulları için şurada diyelim. Neydi şimdi birinci sıra koşullarımızda? Bir P1 vardı. 55 eksi 3 Q2 eksi 4 Q1 elde etmiştik. Bir de P2 vardı. 70 eksi 3 Q1 eksi 6 Q2. Birinci sıra koşulumuzda neydi? Bir türevler. Birinci sıraların sıfıra eşit olması gerekliydi. Dolayısıyla her ikisinde sıfıra eşitleyip çözdüğümüz zaman ki yani eşanlı denklem sistemine ihtiyacımız var. Şöyle diyeyim ben. 4Q1 artı 3Q2 eşittir 55. 3Q1 artı 6Q2 eşittir 70. Bunun eşanlı bir şekilde çözülmesi lazım. Burada artık uzatmıyorum bunu. Çözdüğümüz zaman Q1 8 çıkıyormuş. Q2 7 küsürlü bir şeyler çıkacak. Sonra bunları bulduktan sonra artık P1 ve P2'leri zaten burada biliyoruz. Q1 ve Q2'yi sadece şurada yerine koymamız lazım. Tamam mı? Onları da yerine koyduktan sonra P1'in 39
süratli bir şeyler çıkması lazım. P2'nin de 46 küsuratlı bir şeyler çıkması lazım. Tekrar bunları zaten yerine koyup yazdığımız zaman da karı 488 olarak buluyoruz. Tamam mı? Şimdi bizden istenilen değerler bunlardı. İkinci durumda biz neye bakacağız? Maksimum veyahut da minimum olup olmadığına bakıyoruz. Tabii burada bizi zaten karın maksimizasyonu ilgilendiriyor. İkinci sıra koşullarında zaten onları burada elde ettik. Şunlardı. Burada Hessian matrisimizi oluşturuyoruz aslında. Buradaki değerlerle. 1-1 eksi 4. Hatta durun onu şöyle yapalım. Şurası eksi 4. Hatta şöyle diyelim önce. P1-1, P1-2, P2-1, P2-2 değil mi? Matrisimiz bu. Dolayısıyla burası ne? Eksi 4. Burası zaten P1-2, eksi 3. P2-1 de zaten eksi 3. Onu buradan biliyoruz. 2-2 ise ki şurası 2-2. Nerede? Şurası 2-2 olacaktı. Eksik yazmış şeyini. Q2'ye göre türevini aldığımız zaman şurası 2-2 olacak. Eksi 6. Bunu çözmemiz lazım. İlk olarak birinci zaten iki boyutlu bir matrisi. Birinci alt matrisimiz alt nedir? Eksi 4 zaten değil mi? Sıfırdan küçük. İkinci alt matrisimiz ya da zaten matrisinin kendisi oluyor aynı zamanda. Bunun determinantı nedir? Eksi 4 çarpı 6 24. Eksi 9 15. O da sıfırdan büyük. Dolayısıyla burada biz bir maksimum olduğunu söylüyoruz. Yani söz konusu düzeylerde buradaki kar firma maksimum yapıyormuş ilgili fiyat düzeylerinde. Tamam. Bir diğerinde yine bir tekelci firma var. Yine fiyat farklılaştırması yapıyor. Bu sefer ters talep denklemlerini yani fiyat eşitliklerini veriyorum. P1 eşittir 63 eksi 4 Q1. P2 eşittir 105 eksi 5 Q2. P3 eşittir 75 eksi 6 Q3. Yani bunları normalde Q1 eşittir şeklinde verilmiş olsaydı eğer bunları sen bu sefer P1 cinsinden ters çevirip yazacaktın. Tamam mı? Burada doğrudan veriyoruz çözümü uzatmamak için. Daha sonrasında buradan toplam gelirlere ihtiyacımız var gene. Şimdi 3 farklı mal, 3 farklı piyasa. Dolayısıyla 3 farklı piyasanın elde edilecek 3 farklı gelir demek. Her bir piyasanın kendi geliri var Q1 ve P1'e göre belli olacak. Örneğin işte birinci piyasadan gelecek olan toplam gelir TR1'dir. P1 çarpı Q1'den elde edilir.
İkinci piyasadan, yani ikinci malın satıldığı piyasadan gelecek olan gelir TR2'dir. P2 çarpı Q2'den elde edilir. Üçüncü piyasadan gelecek olan TR3'tür. P3 çarpı Q3'ten elde edilir. Dolayısıyla o halde bunlar neye eşittir? Şunu Q1 ile çarpacağız, değil mi? Bunun için bunu Q2 ile çarpacağız. Bunu da Q3 ile çarpacağız. Ne olur? 63 Q1 eksi 4 Q1'in karesi 105 Q2 eksi 5 Q2'nin karesi 75 Q3 eksi 6 Q3'in karesi. Tamam. Bunlar toplam gelirlerimiz. Hepsini topladığımız zaman toplam gelir elde edeceğiz. Fakat burada şimdi tabii hepsini toplamamıza gerek yok. Farklı bir yöntem ile göstereceğiz bunu daha basitleştirmek için. Bir de bizim toplam maliyetimiz var. Burada verilmiş olan. O da 20 artı 15Q. Şimdiki bizim burada birinci sıra koşulu gereğince ya da piyasa denge koşulu gereğince ihtiyacımız olan şey nedir? Her bir alt piyasada bizim marjinal gelir, marjinal maliyet eşitliklerini sağlamamız gerekli. Yani örneğin işte birinci piyasa için oradan elde edilecek marjinal gelirimizin marjinal maliyet eşit olması lazım. İkinci piyasadan ki marjinal gelirin marjinal maliyete eşit olması lazım. Ve üçüncü piyasadan gelecek olanın marjinal maliyete eşit olması lazım. O halde ne yapmamız lazım bizim? Bu, şurada görmüş olduğumuz toplam gelir eşitliklerimizin her birisinin marjinal gelirlerini hesaplamamız lazım her bir piyasa için. Örneğin işte birinci piyasa için bakacak olursak, bunu hemen şurada göstereceğim. Bunun türevini almaya kalkarsam Q1'e göre ne olacak? 63 eksi 8 Q1. Toplam gelir ikinci piyasadan elde edeceğimiz toplam gelirimizi elde etmemiz için 105 eksi 10 Q2'ye bakacağız. Şuradan Q3'e göre türevini alırsak 75 eksi 12 Q3 elde edeceğiz. Tamam. Dolayısıyla bunları şimdi şurada yerlerine yazmamız gerekiyor. Nedir? 63 eksi 8 Q1. 105 eksi 10 Q2. 75 eksi 12 Q3. Marjinal maliyet de ihtiyacımız var o zaten. Aynı malı üretip fiyat farklılaştırması yaptığımız için tek bir marjinal maliyete tabiiz. O da ne demek yani? Toplam maliyetin Q'ye göre türevini aldığımız tek bir marjinal maliyetimiz var demek. O da zaten 15 Q'ye göre türevini aldığımız zaman. Dolayısıyla hepsi 15'e eşitler. Şimdi artık geriye kalan iş bunları çözmek. Yani çözdüğümüz zaman ne yapacağız? Q1 eşittir 6, Q2 eşittir 9, Q3 eşittir 5'i bulacağız. Ve sonrasında artık zaten bunları bulduktan sonra yerlerini yazdığımız zaman P'lerde bize P değerlerini verecek.
39, 60 ve 45. Ve bütün bunları hepsini de yerlerine yazdığımız zaman da zaten toplam geliri ve toplam maliyeti üzerinden kâr da hesaplayabiliriz. O da 679 bulunur. Bunları yaptık. Şimdi tabii ikinci türevlere ihtiyacımız var. Bunları bulduktan sonra artık maksimizasyonun olup olmadığı ile ilgili olarak. O halde ikinci türevler de bizim nedir? Şimdi örneğin ne ihtiyacımız var? TR2 ile göstereceğimiz şuradaki ifadenin tekrardan türevini alacağız. Nedir? Şu nereye yazayım? Şuraya. Eksi 8 değil mi? Tekrar Q1'e aldığımız zaman. Şunun TR gidersek eksi 10 ve 3 dersek eksi 12. Toplam maliyetin ikinci türevi zaten marjinal maliyet yani birinci türevi 15 eşit olduğuna göre ikinci türev zaten 15'in türevi ya da sabitin türevi dediğimiz zaman bulacağımız şey ne? Sıfır. O halde şimdi artık bütün bunları bulduğumuza göre bizi ilgilendiren şey aslında oluşturacağımız seçeneğin neye göre olması lazım? Kâra göre oluşturmamız lazım değil mi? Yani kârın ikinci türevlerinden oluşturmamız lazım. Şimdi kârın ikinci türevini alman demek zaten her bir alt piyasa için bunları yapman demekten farklı bir şey değil. Şu birinci piyasa için, ikinci piyasa için. Üçüncü piyasa için. Şimdi burası zaten hepsinde aslında sıfır. Diğerlerinde zaten şimdi 3'e 3 bir matrisimiz var, değil mi? Her birisi oluşturmaya kalkarsak şurada yapalım hadi onu Hessian'imizi. Aslında şu şekilde yapacağız. Şimdi 1-1 2-2 3-3 diğer yerler 1-2 olması lazım değil mi? 1-3 olması lazım. 2-1 olması lazım. 2-3 olması lazım. 3-1 olması lazım. 3-2 olması lazım. Bu şekilde oluşturuyor. Şimdi fakat baktığımız zaman zaten bunların mesela şöyle gösterelim. TR2 1-1 için eksi 8 bulduk ama 1-2 zaten var mı? Yok. Yani bunun Q2'ye göre türevi var mı? Buradan şöyle gösteriyorum. Bunun Q2'ye göre türevi var mı? Yok. Q3'e göre türevi var mı? Yok. Bunun Q2'ye göre türevi zaten bulduk. 3'e göre var mı? Yok. 1'e göre de yok. Çünkü zaten ondan oluşuyor. Aynı şekilde bunun Q1'e göre var mı? Yok. Q2'ye göre var mı? Yok. Dolayısıyla zaten olmadığı için şunların her biri sıfır.
Buradaki değerlerimiz ise diagramı da oluşturur zaten. Nereden geliyor? Şuradan gelecek. Onlarda ne zaten bulduk? Eksi 8, eksi 10, eksi 12. Eksi 8, eksi 10, eksi 12 şeklinde yazacağız. Dolayısıyla bizim hessiyenimiz eksi 8, 0, 0, 0, eksi 10, 0, 0, 0, eksi 12 şeklinde oluyor. Tamam mı? Şimdi buna göre arayacağız ikinci sıra koşullarımızı. Nedir? H1. Nedir? Alt, birinci alt minörü. Eksi 8. Sonra H2. Nedir? Şurası. O da ne? Eksi 8 çarpı eksi 10'dan 80. Burası zaten 0 geldiği için 80 eksi 0 diye bir şey oluyor. Şurası 0'dan büyük değil mi? Şunu yazayım bu arada. Bu 0'dan küçüktü. Sonra H3 zaten H3 maksimum kendisi olacak. Şimdi bu tabii onun hesaplaması da ayrı bir şey. Ne yapar? Eksi 8 zaten şunlar sıfır olduğu için zaten çalışmaz. Şuradan çözmeye kalkarsak eksi 8 bakın şöyle yapacağız. Hadi şöyle yazayım. Eksi 8 çarpı eksi 10 sıfır sıfır eksi 12'nin çözümü olacak. O da ne yapar? Şurası 120 yapar. Artı 120. Eksiden çarparsan yani şununla eksi 960 olur. O da sıfırdan küçüktür. Dolayısıyla sıfırdan baktığın zaman sonuç olarak evet, sıfırdan küçük, sıfırdan büyük, sıfırdan küçük şeklinde bir dizilim. Bizim kuralımız gereği bize neyi veriyordu? Maksimum. Dolayısıyla nedir maksimum olan? Şurada hesaplamış olduğumuz kârdır. Neye göre maksimum? Bu firma 3 aynı malı 3 tane farklı piyasada biri de 39 liradan 6 tane, birisinde 60 liradan 9 tane, birisinde 45 liradan 5 tane satarak ilgili kârını maksimum yapmaktadır. Yani uygulamış olduğu fiyat farklılaştırılması işe yaramaktadır diyoruz.